Yatırım Bülteni'nden herkese iyi haftalar, günaydın. Evet, bu haftanın ana teması ABD'den gelecek enflasyon rakamları olacak. Geçtiğimiz haftanın ana teması ise TL varlıklarında özellikle yükseliş gösteren ABD tahvil faizleri olurken bir diğer tarafta ise içeride almış olduğumuz enflasyon rakamları fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyordu. Bununla birlikte haftaya başlarken öne çıkan gündem başlıkları neler, bir üzerinden geçelim. Piyasa açılış öncesi öne çıkan başlıklarda Goldman Sachs bu yıl Fed'den 3 yerine 4 faiz artışı bekliyor. Özellikle BofA'nın stratejistlerine göre de merkez bankalarının sıkılaştırmalarında sadece kripto paralarda değil teknoloji hisseleri başta olmak üzere riskli diğer enstrümanlardaki balonlarda eş zamanlı patlıyor yorumu da var. Bununla birlikte Mart ayında özellikle enflasyonist baskıların daha yüksek hissedilmesiyle birlikte bir faiz artışı gelebileceğine yönelik piyasalarda beklentiler oluştu. Özellikle geçtiğimiz hafta karşılamış olduğumuz Fed tutanaklarından çıkardığımız bir sonuçtu bu. Dolayısıyla bu haftanın ana teması da özellikle enflasyon rakamları olacakken enflasyon rakamlarındaki beklentiler, yükseliş beklentileri de burada. Dolayısıyla Mart ayında bir faiz artışı yönünde de şekillendiğini söyleyebiliriz. Daha hızlı bir sıkılaşma argümanını destekleyen bir verinin geleceği de beklentiler arasında. Yatırımcı Movistar'dan enflasyon uyarısı geldi. Özellikle ünlü yatırımcı yapmış olduğu açıklamada enflasyon risklerinin yeteri kadar fiyatlanmadığını, tahvil getirilerinde daha da yükseliş yaşanabileceğini ve enflasyonun yeteri kadar da fiyatlanmamasıyla birlikte aslında geçtiğimiz yıl ABD'de para arzının %30 arttığını, bu yılda da bu durumda da enflasyonun yukarı gitmesinin beklenmesi gerektiğini de belirtmiş oldu. Bir diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya teknoloji ihracatını sınırlandırmayı planlıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da daha fazla kontrolü ele geçirmesi durumunda da aralarında hassas teknoloji ve elektronik ürünlerinin de bulunduğu bir ihracat kontrolünün gelebileceğini savundu Biden yönetimi. Bununla birlikte bir diğer tarafta ise Bank of America'dan balon uyarısı geldi. Bank of America'dan gelen stratejistlerden gelen açıklamalarda kripto paralar, paladyum teknoloji hisseleri de dahil olmak üzere birçok varlık sınıfında balonun eş zamanlı olarak patladığını söyledi. Bir diğer uyarı vardı. Avrupa Merkez Bankası'nın yönetim kurulu üyesinden de iklim değişikliğiyle ilgili mücadele etmeye yönelik politikaların enerji fiyatlarının yüksek tutmasının olası olduğunu ve Avrupa Merkez Bankası teşviklerinin de planlanandan daha erken sürede bitirmesine yol açabileceğini de söylemiş oldu. Aslında buradaki yeşil enerji algısının da yüksek enflasyonu tetikleyebileceğini belirtmiş oldu Avrupa Merkez Bankası tarafından. Yine yönetim kurulu üyesi. Son olarak bir de fiyatlamalara bakalım. Fiyatlamalarda ne işaret ediyor? Evet, burada fiyatlamalara bakacak olursak dolar TL tarafında 13.83 seviyesiyle haftaya başlangıç yapıyor. 0.28'lik bir geri çekilme söz konusu. Özellikle dolar TL tarafında geçtiğimiz hafta kısmen bir yükseliş vardı. Euro TL'de ise 0.48'lik bir geri çekilme. Sepet kur tarafında 14.75-55 seviyesi görülürken dolar endeksinde 96'nın altına sarkmış görünüyor. An itibariyle haftaya 0.21'lik yukarı yönüne başlıyor. 95.92 seviyesinden işlemden geçerken paritede ise euro dolar paritesinde 0.23'lük geri çekilmeyle 1.13.34 seviyesi işlemden geçiyor. Evet, bununla birlikte bir de açık olan piyasalara bakalım ve hasse diyelim. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Açık piyasalardaki gelişmeleri almak üzere Ersoy Erkazancı'ya dönüyoruz. Ersoy, söz sende. Pelin, merhaba. Evet, Amerika S&P 500 2016'dan bu yana en kötü başlangıcını yaptı. Ama bugün bunun Asya'ya çok fazla etkisi olmadı. Japonya bugün kapalı olacak Pelin. Diğerlerinde ise karışık bir görüntü var ama yeşiller biraz daha fazla yükselişte. Hong Kong başı çekiyor, teknoloji hisseleri yükseliyor. Düşüşte ise dikkat çeken ülke Güney Kore, %1'in üzerinde eksisi var. Avustralya en erken kapanan -0.08 kapattı. Ama genel olarak Asya'da dediğim gibi artılar biraz daha fazla. Çin'de bu arada koronavirüs vakaları artıyor. Buna dikkat çekmek istiyorum Pelin.
Bu petrol fiyatları da 82,5 dolar seviyesindeydi. Orada da biraz geri çekilme var. 82 doların altına geldi. Ama orada Libya ve Kazakistan tarafında üretim kesintileri vardı geçtiğimiz hafta. Libya tekrar normale döndü. Günlük 900 bin varil üretiyor. Kazakistan'da da bu iç gelişmeler sebebiyle biraz üretimde kısıntı vardı ama o da korkulduğu kadar olmadı. O yüzden de petrol fiyatlarında bu hafta birazcık düzeltme bekleniyor. Son 3 haftadan beri yükseliyordu Pelin. Ortadoğu piyasalar henüz açılmadı ama dün Tadavul Suudi Arabistan borsasası 1,14 artıyla kapattı. Evet, son başlıklar Asya'dan böyle Pelin. Çok teşekkür ediyorum Ersoy aktarmış olduğum bilgiler için. Diğer Asya piyasalarını noktalıyoruz ve içeriğiyle devam ediyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Evet, bu haftanın majör konusu ABD'den gelecek olan enflasyon rakamları olacaktı. Bugün de işsizlik rakamlarını TÜİK tarafından açıklanacak. Saat 10'da karşılıyor olacağız ama haftanın ve piyasa fiyatlamalarının üzerinde geçtiğimiz hafta FED tutanakları vardı ve bu hafta da yine FED'den gelecek olan enflasyon rakamları. Evet, özellikle küresel tarafta enflasyona yönelik gelecek rakamlar ve aynı zamanda Salı günü FED Başkanı Powell'un açıklama yapması bekleniyor. Oradan gelecek sinyaller ve bu haftanın 5 işlem gününün 5'inde de birden fazla olmak üzere Fed yetkililerinin açıklamaları var. Bu açıklamalardan gelecek sinyaller ön plana çıkacak. Ha, belki diyebilirsin zaten FOMC toplantı tutanaklarında sinyallerin boyutu ortaya çıktı. Evet, kesinlikle. Fakat burada yine takip edeceğiz. Her oradan gelecek başlık bir kelime önümüzdeki dönem Fed tarafındaki alacak rotaya yönelik daha da fazla bize sinyal vereceğini hatırlatalım. Şimdi özellikle iç piyasaya dönüp bakarsak da Borsa İstanbul tarafında küresel piyasalardan ayrışma bu hafta ön plana çıktı. En nihayetinde MSCI gelişmekte olan ülke endeksi geride kalan haftayı gelişmiş ülke endeksleriyle birlikte negatif tarafta sonlandırırken Borsa İstanbul 2009'dan bu yana en iyi TL bazlı haftalık performansını sergilediği hafta oldu. Özellikle hafta boyunca ulaştırma sektörünün endekse vermiş olduğu katkı, aynı zamanda petrokimya firmalarının endekse vermiş olduğu katkı. Bunun dışında daha da genele yayarsak sanayi hisseleri hafta ortasından bu yana endekse vermiş olduğu destek ve cuma günü bankacılık hisselerinin %3,5 civarındaki primi, ki burada mesela hisse bazlı hareketleri söylemek gerekirse İş Bankası %5, Akbank %4, Garanti %2,4, hatta Yapı Kredi %6'lık primleriyle cuma günü piyasayı en fazla destekleyen şirketler olarak karşımıza gelmişti. Bununla birlikte Borsa İstanbul haftanın genelini %9,5 bir primle, dediğim gibi 2009'dan bu yana en iyi seviyesini işaret ettiğini gördük. Hatta ona dair bir grafiğimiz de var. Belki böyle görselle de desteklemek gerekirse endeks nezdindeki o prime baktığımda, dediğim gibi Pen'in %9,46'lık getirisiyle 2009'dan bu yana en iyi haftalık performansını sergilemişti. Şimdi tabii içeride takip ettiğimiz diğer başlıklar da var. Bu başlıklar içerisinde özellikle bazı zamları ayrı günler içerisinde izlemekteyiz. Cuma günü akaryakıt tarafında bir zam takip edildi. Bununla birlikte mesela benzine 63 kuruş, motorine 94 kuruşluk bir zam geldi. Bununla birlikte ben de şeye bakmak istedim. Yeni yılı benzinde ve dizelde hangi seviyede kapatmıştık? Şimdi hangi seviyedeyiz diye bakmak istedim. Mesela benzinin litresi İstanbul fiyatlarından baktım. Yıl başında 12 lira 29 kuruşmuş. Şimdi 13 lira 57 kuruşa çıktı. Yani benzin tarafında 9 günde 1 lira 27 kuruşluk bir artış var. Diğer taraftan bakıyorum, mesela 11 lira 46 kuruş olan dizel 13 lira 71 kuruşa çıktı. Orada da motorinde 2,26 kuruşluk bir artış görülmekte. Bunun yani dizel tarafında %20'lik, benzin tarafında %10'luk artış, velev ki ay boyu içerisinde aynı seviyede kaldığı noktada enflasyona katkısı direkt yoldan 1 puana işaret ediyor. Bunun dolaylı yoldan etkilerini de hesaplarsak belki daha da bir fazla enflasyona katkı sağlayabilir. Ama dediğim gibi mesela
ay içerisinde ama döviz tarafında aşağı yönlü hareket ama Brent petrol tarafında aşağı yönlü hareket buradaki tabloyu değiştirebileceğini söyleyelim. Şimdilik sanki hani ay 9 günden ibaretmiş şeklinde ölçümlersek böyle bir tablo geliyor. Dönüp baktığımızda bu sabahın genelinde döviz piyasalarında sakin bir tabloyla karşı karşıyayız. Küresel borsalara bakarsam küresel tarafta dediğim gibi önemli başlıklardan biri enflasyon gelecek, Fed yetkililerinden açıklamalar takip edilecek ve aynı zamanda jeopolitik tansiyona dair gelişmeler okunacak. En nihayetinde Ukrayna gelişmesi halen masada olan süreçlerden biri. Biden-Putin'in bu hafta görüşmesi bekleniliyor. Hatta bazı FT kaynaklarından okuduğum notta olası Rusya'ya teknolojik ürünlerin ihracına yönelik bazı ambargo diyelim tırnak içerisinde alınması yönünde başlıklar da yazılıp çiziliyor. Bu tarafı okuyacağız. Bunun hem Avrupa'ya hem de Orta Doğu'ya etkilerini takip etmeye çalışacağız. Aynı zamanda Kazakistan sürecini izliyoruz. O da ayrıca bir jeopolitik gelişme olarak bir diğer başlık olarak karşımızda bulunacak. Bunun dışında şunu söyleyeyim. Cuma günü Amerika'dan bilançolar geliyor. Bu bilançoları da okumaya çalışacağız. Özellikle dördüncü çeyrekte banka nezdinde geliyor. Evet, yani bankaların finansallarını okuyacağız. JP Morgan, Citi, Wells Fargo finansallarını aktaracak Cuma günü. Hatta ondan sonra önümüzdeki haftalarda da biz finansallarımızı takip edeceğiz. En nihayetinde birinci çeyrek, ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek. Bu üç çeyrekte de Borsa İstanbul'un bilanço döneminde rallisini takip etmiştik. Bakalım dördüncü çeyreğe bu yansıyacak mı? En nihayetinde dördüncü çeyrekte de son olarak şunu söyleyeyim. Bir, kasasında döviz bulunan, iki, ihracatı kuvvetli olan firmalar nasıl finansal açıkladı? Çünkü o dönemde dövizde %49'luk bir yukarı yönlü hareket takip etmiştik. Bunun etkilerini Borsa İstanbul'da da takip ediyor olacağız. Kutay Karap, çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğum bilgiler için diyerek bu kez evet içeriye devam ettikten sonra yine her pazartesi olduğu gibi Evren Kırıkoğlu ile birlikteyiz. Evren'le birlikte özellikle enflasyon rakamlarının piyasaya olan etkisi ve yine 4. çeyrek bilançolarında piyasa öncesi fiyatlamalar nasıl gerçekleşecek tüm bunları Evren'le birlikte konuşuyor olacağız. Evren günaydın. Günaydın Pelin, iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ABD'den gelecek olan enflasyon rakamlarına odaklanmış durumda piyasa. Özellikle TÜFE raporunun yıllık %7'yi geçmesi planlanıyor. Böyle bir rakam geldiği noktada hızla 40 yılın zirvesine doğru yaklaşan bir enflasyon var. Çekirdek TÜFE'nin ise yıllık %5'i geçmesi bekleniyor. Şimdi bu fiyatlamalar geldiği noktada Mart'ta bir faiz artışı sinyalini verecek ve destekleyecek bir fiyatlama olursa bu ne dersin, daha doğrusu veri olursa fiyatlamalara bir sindirilme var mı? Bunlar fiyatlandı mı yoksa bekler miyiz daha da? Ben bunların fiyatlandığını düşünüyorum. Zaten bu sene 3, önümüzdeki sene de 3 olacak şekilde toplam 6 adet faiz artışı önceki Fed iletişimlerinde ve Başkan Powell'ın konuşmalarında piyasaya sinyallenmişti. İleri vade faiz fiyatlamalarında da büyük ölçüde bunlar zaten fiyatlanmış durumda ki onlar Fed'in daha birkaç ay öncesine gidecek olursak Fed'in önlendirmesine, yönlendirmesine kıyasla daha önden zaten fiyatlanmaya başlamıştı. Dolayısıyla sadece faiz artışıyla ilgili konunun enflasyon açısından bakıldığında problem olmayacağını düşünüyorum. Burada asıl yeni bilgi, yeni sürpriz en son Aralık ayı tutanakları işte geçtiğimiz hafta yayınlandı ve orada sadece faiz artışı değil, faiz artışı başladıktan kısa bir süre sonra bilanço küçültme sürecinin de başlayacağı ortaya çıktı. O sinyallenmiş oldu. Yani vadesi dolacak olan, itfası gelecek olan kıymetlerin yerine geri konmayacağı ve bu sayede itfalara izin verilerek bilanço büyüklüğünün azaltılmaya başlayacak konuşulmaya başlandı. Amerikan Merkez Bankası'nın bilançosu genel Amerika'daki genel kredi piyasasının sanki sermaye yeterliliği gibi düşünebilecek olursa kredi bölü Fed bilanço oranı. Bu aslında Amerika'da finansal koşulları sıkılaştığını ima eden bir gelişme ki bütün bu gelişmeler Amerikan verileri her ne kadar evet cari seviyeler olarak kuvvetli olsa da aslında ivme olarak zirveden dönüş sergilediği bir dönemde gerçekleşiyor. Öncü göstergeler başta PMI endeksleri olmak üzere evet oldukça kuvvetli ama tüketim göstergeleri, gerçekleşen istihdam göstergeleri, tarım dışı istihdam mesela yine beklentinin altında kaldı Cuma günü. Tüketici güveni, konut verileri gibi farklı alanlarda belirgin ivme kayıpları var. Doğru, tekrar ediyorum, hala dünyanın geri kalanına kıyasla başta Çin olmak üzere ve Euro bölgesinde mukayeseli olmak üzere hala oldukça kuvvetli ama tapering başladı, üstüne faiz artışları olacak. Bir de üstüne bilanço küçültme operasyonu başlayacak. Bu bana biraz hani Covid vakaları da bir yandan tüm dünyada bu kadar hızlı artarken bana biraz fazla abartı gibi geliyor. Yani burada bir miktar söylemde yumuşatmaya gidilebileceğini düşünüyorum. Ama şimdi senin soruna temelde geri dönecek olursak tek başına faiz artışı olarak baktığımızda hayır. Bu bence hani Mart ayında
başlayıp sonrası devam edecek şekilde bir sürecin ima edilmesi, sinyallenmesi. Bu hafta da Powell'ın bir konuşması olacak salı günü. Bence piyasaya sadece tek başına faiz artışı açısından baktığımızda piyasayı olumsuzluğa sevk etmeyecektir. Evet, bu tabii ki de aslında böyle bir güvercin mesaj verildiği noktada da en azından piyasaları dindirmek için de birazcık daha alanı olacak gibi duruyor. Peki dördüncü çeyrek bilançolarını karşılamaya da hazırlanıyoruz. Özellikle Cuma günü ABD'den gelecek bazı büyük bankalarla birlikte dördüncü çeyrek kazanç sezonu da başlıyor. Ve şimdi hisse senedi piyasalarındaki volatiliteye baktığımızda 2022'ye dalgalı bir giriş yaptı. Şimdi bunun devamını bekler miyiz özellikle bilanço ile birlikte? Biz biliyoruz ki ikinci çeyrekte de olsun, üçüncü çeyrekte de olsun tüm bu çeyreklerde Borsa İstanbul'un bir rally yaptığını, küresel piyasalarda da keza aynı şekilde. Bu bir tabloyla dördüncü çeyrekteki bilanço beklentilerimiz nasıl? Çünkü özellikle kurdaki yükseliş, burada artan maliyetler şirketleri de biraz zorlamıştı. Yurt dışı üzerinden gidecek olursak orada ya oradaki piyasa rallisiyle bilançoların şeyi birbirinden bağımsızdı. Yani karlılık elbette yüksekti ama daha çok işte küresel piyasalardaki likiditenin gevşek olması ve atılan tüm bu parasal adımların desteğiyle ilerliyordu. İçeride hem küresel piyasalardan destek bulup hem de işte enflasyona ilişkin endişeler, faizlerin düşük olması, bunun vadeli piyasaya yansıması gibi bir süreci izlemiştik. Şimdi Türkiye özelinde baktığınızda küresel piyasalar olan bu paralelliği olumsuz etkileyecek, aradaki o ilişkiyi kırabilecek gelişmeler yaşadık. Yani mevduat faizlerinin bu kadar yükselmesi, son haftada, Kasım son haftasında yaşanan faiz indirimleri sonrası piyasanın daha da sıkılaşması ve bu TL likidite tarafındaki sıkışıklıkları gördükten sonra küresel piyasalara paralel bir şekilde Borsa İstanbul'un yükselme seyri bence hani önceki aylara kıyasla bir miktar sekteye uğramış olabilir. İçeride yine bilanço performansları açısından konuşacak olursak da tüketim 2021 yılında daha önce de konuştuğumuz konular, yani işte öne çekilen talep, tüketici kredilerinin genel kredi büyümesi genel olarak zayıf seyrese de tüketici segmentinde kuvvetli seyrediyor olması, öne çekilen talep gibi faktörlerle kuvvetli olduktan sonra şimdi önümüzdeki dönemde bunların da bir miktar yavaşlaması beklenebilir. Dolayısıyla ben oradaki ilişkinin, yani küresel piyasalar olumlu gitse bile Borsa İstanbul'a bunu nasıl sirayet edebileceğine dair ilişkinin bir miktar erozyona uğrayabileceğini düşünüyorum. Bunun da temelinde dediğim gibi yani yurt içi büyüme beklentimin 2021'e kıyasla daha sınırlı olması var. Dışarıda ama tamamen şeye bağlı olacak, yani küresel, yani Amerika'daki bilanço sezonundan bahsediyorsak orada tüketici verilerinin nispeten kuvvetli ilerlemesi, güven her ne kadar düşük olsa da ve istihdam düşük ilerlese de bilançolara bunun çok fazla sirayet etmediği görmüştük. O tamamen kendi bilanço sezonuna bağlı olarak ilerleyecektir dolayısıyla. Evet, özellikle Evren şunu da sormak istiyorum. Kur tarafında da geçtiğimiz hafta %2.61'lik yukarı yön bir değer kazancı oldu dolar TL tarafında. Buradaki bir dengelenme çabası geldi mi? Enstrüman konusunda bir kalkan oluşturdu mu? Son olarak bunu da almak isterim. Enstrümanla ilgili kur korumalı TL vadeli mevduat ürünüyle ilgili arka plandaki haberleri takip ediyoruz. Arka plandaki mevduatın nasıl işleyeceğine dair işte mecliste şu an konuşulan konular, yani ödemelerin önce işte tahvil yoluyla bankalara farkın hazine üzerinden tahvil yoluyla verileceği açıklandı. Basın o şekilde haberler yansıdı. Sonrasında bunun bu şekilde olmayacağı, doğrudan ödeme gerçekleşeceği falan yansıdı. Yani bu haberler tabii biraz kafa karışıklığı yaratıyor. İnsanlar buna, ben ilginin de bir miktar olduğunu görüyorum. Yani yansıyandan, gerçekleşen tutardan daha fazla arka planda bekleyen bir ilgi olduğunu anlıyorum gelen sorulardan. Ama dediğim gibi yani o hukuki mevzuat tarafının netleşmemesi, nasıl işleyeceğine dair tam ikna edici bir iletişim yapılmaması diyeyim, biraz anladığım kadarıyla insanları burada bekletiyor. Dolayısıyla o tarafınızda şey olmasıyla, netleşmesiyle bence girişlerde hızlanacaktır diye düşünüyorum. Tabii önemli olan burada TL'den geçiş değil, DTH'ların bozulup vatandaşın birikim tercihini dövizden TL'ye dönüp o şekilde bu ürüne, evet, kayması olur. Çünkü günün sonunda biz dolarizasyonla uğraşıyoruz aslında.
Evren, çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğum bilgiler için. Sana da iyi haftalar diliyoruz tekrar. Evet, Evren Kırıkoğlu ile birlikte her pazartesi olduğu gibi haftaya genel bakışımızı aktarmış olduk. Fiyatlamalar üzerinde ana faktörler var. Etkili olan dolar endeksi tarafı var. Kur tarafını takip ediyoruz. Dolayısıyla volatiliteyi takip ediyoruz. Serdar, ne dersin bize? 10 yıllık tahvil faizini koymuşsun. 5 yıllık CDS risk primini koymuşsun ve kur tarafını koymuşsun. Evet. Bu tablo bize neyi gösteriyor bu grafik? Öncelikle yaptılar. Global taraftan devraldığımız mirasa baktığımız zaman Amerika tarafında yani Cuma günü beklentileri karşılamayan veriye rağmen manşet rakam gerçekten beklentilerin altında kaldı. Hatta hatırlayacak olursan 500 bin belki daha yukarıda gelebilir diye konuşuyorduk. Ama beklentilerin altında kalan rakama karşın alt kırılımlara bakıldığında işte enflasyon komponenti, iş gücüne katılım vesaire diğer taraflar çok da öyle fena değil. Ve Amerika'yı gene de Avrupa'dan, Uzak Doğu'dan daha iyi bir noktaya konumlandırıyor ve zaten bunu da Goldman'ın son yaptığı raporda gelecekse bu sene için ben artık 3 değil 4 faiz arttırımı bekliyorum şeklinde. Dolayısıyla yavaş yavaş pozisyonlanmanın o tarafa doğru gittin. Yani bu noktadan sonra beklentileri kısmen de olsa karşılayacak Amerikan verileriyle beraber biz Amerika'da dolar endeksinin nispeten daha iyi bir noktada olduğu, Amerikan tahvil faizlerinde yukarı hareketin enflasyonist beklentiler doğrultusunda devam ettiği, Fed'in faiz arttırımlarının giderek daha fazla fiyatlandığı, tahvil alanlarının artık 1-2 ay içerisinde sonlanacağı bir piyasa. Tabii bu çok olumlu bir miras, bir devir değil gelişmekte olan piyasalar adına, bizler adına. Ama biz tabii kendi içimizdeki haber akışıyla, işte iletişimdeki bazı hatalarla, ondan sonra yerli hane halkının bu yeni ürünlere reaksiyonuyla vesaire zaten önemli ölçüde negatif ayrıştık. Ve hani kendi içimizde yapabileceğimiz bir düzelmeyle hani dışarıdaki kötü gidişe rağmen nispeten daha iyi noktalara gelebiliriz. Tabii çok acayip büyük hareketlerden bahsetmiyorum ama mesela dolar kurunda 13.80'lerde haftaya başladık. Kur volatilitesi hatırlayacak olursak geçtiğimiz haftalarda yani kurdaki geri çekilmeyi şu yeşildeki kur volatilitesi teyit etmiyor. Yani bu kadar yüksek volatilite varken yani daha iyimser konuşmamız nispeten zor şeklinde dile getiriyorduk. Şimdi bir miktar kur volatilitesinde azalma görüyoruz 50'li seviyelere doğru. Ha, 50'li seviyeler de işte grafiğin normalini yansıtan şuradaki yatay çizgi neredeyse. Bu yatay çizgide işte 15'ler civarı bir aylık volatilite işaret ediyor. Hani buraların çok uzağındayız ama ortalamadan o kadar fazla sapmıştık ki hani nispi bir rahatlamadan şu an için sadece söz ediyorum. Ha bunun kur tarafına yansıması pozitif ya da negatif işte içinde bulunduğumuz 12.80 13 aşağı tarafta yukarıda da 14 seviyesi teknik olarak önemini belirtiyor genel olarak stratejistler. Hani bu bant dahilinde bir süre daha geçilmesi halinde bile işte bugün yarın hazine ihalelerinin nispeten iyi olumlu sonuçlanması bir burada nüve olabilir. Bunlar önemli yakından takip edeceğimiz gelişmeler. Yani volatilitedeki azalma da bir süre sonra yatırımcıyı en azından yani mevcut birikimini artık TL'de kalma yeni dolar talebi, yeni döviz talebi yaratmama noktasında biraz daha teşvik edebilir. Yani mevcut seyirin devam etmesi halinde. Diğer taraftan yabancı yatırımcı nasıl bakıyor diye bir de aşağı, grafiğin alt tarafına geldiğimizde 10 yıllık tahvil faizinde ve 5 yıllık CDS risk priminde de nispeten yataya yakınsayan bir seyir. Burada tabii ki Merkez Bankası'nın uzun bir zaman sonra Haziran ile beraber yaptığı geri alım ihalelerinin önemi yani tahvil piyasasında kısmi itfaiye öncesi yaptığı alımlarla bir miktar hem piyasayı likidite olarak rahatlatma hem fonlardan çıkışlara karşı fonların daha makul fiyatlardan bu işlemleri yapması, getiri eğrisini çok fazla bozmaması noktasında önemli bir adımdı bu. 5 yıllık CDS risk priminin de nispeten azalan yabancı yatırımcı ilgisini teyit eden nitelikte yatay bir seri içerisinde 560'larda. Tabii 560'lar da yani gerçekten hani gene bakıldığında işte biz 200'lü seviyelerde yani Güney Afrika, Brezilya, işte Kolombiya yani gelişmekte olan ülkeler nezdinde bizimle nispeten benzer parametrelerle, metriklerle fiyatlanan ülkelerle fiyatlanırken şimdi çok farklı bir yerdeyiz. Ama orada da işte 600'lerin üzerinde olmaması yani 500'lerin altına doğru belki geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi 480'lere doğru vesaire bir geri çekilme. Yani genel olarak vermek istediğim mesaj şu, riski bir rahatlama olabilir. Hani önceki normallerin çok uzağındayız ama dışarıdan ne kadar negatif haber akışı olsa da biz içeride yeni kendi kendimize negatif bir şey üretmediğimiz noktada bir miktar daha bu rahatlama ile yılın başını geçirebiliriz gibi gözüküyor efendim. Son bir dakikaya girerken özellikle bu haftanın enflasyon rakamlarının rakamlarına yönelik en azından içerideki hangi haber akışı ile birlikte biraz daha kalkan oluşturabiliriz Serdar? Evet, Amerika'daki enflasyon verisi yani kuvvetli gelmeye devam ederse o tabii dışarıdan bizlere olan etkisi ama hani dışarısı içerisi ne kadar etkili diye bakacak olursak yani fiyatlama hem kısa vadeli hem
birkaç artık aya bu iş yani anomali sızdığı için artık 3-4 aylık grafiklere de yansımış durumda. Yani %80-90 biz kendi içimizdeki haber akışıyla %10-20 ancak dışarıdaki negatif FED kaynaklı vesaire haber akışın. Ha tabii mesela Eurobond tarafında Amerikan getiri eğrisinin yukarı gelmesi direkt etki ediyor. Orada çünkü yerli yatırımcının bakışı daha ama işte bizim Borsa İstanbul gibi ondan sonra bu işte kur korumalı mevduat gibi daha yerli hane halkının bil fiil söz sahibi olduğu noktalarda nispi rahatlamalar söz konusu olabilir ama dediğim gibi yani bunu hani daha önceki normallere geri dönüş olarak da algılamak gerekiyor. Çünkü daha atılacak çok fazla adım yani gidilecek çok fazla yol var gibi gözüküyor. Evet, dolar kuru, aylık dolar kuru volatilitesi arasındaki koreleyi konuşurken 10 yıllık tahvil faizi ve 5 yıllık risk priminde yine grafik üzerinde göstermiş olduk. Çok teşekkür ediyorum Serdar aktarmış olduğum bilgiler için diyerek kısa bir araya gidiyoruz. Yatırım Bülteni'nin son bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnfo Yatırım'a dönüyoruz. Yunus Şahin bizlerle birlikte. Yunus günaydın, hoş geldin yayınımıza. Evet, Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta özellikle 2 haftalık değer kaybının ardından geride kalan haftayı primle kapatmıştı. 2033 puandan kapatan Borsa İstanbul'da 35 milyar TL'lik de bir hacim söz konusuydu BIST 100 endeksinde. Bu haftaya dair açılış beklentimiz nedir? Nasıl bir seyir bekliyoruz? Günaydın Pelin, iyi haftalar öncelikle. Geçtiğimiz hafta aslında Türkiye borsası pozitif ayrışanlar içerisinde kaldı bütün dünyaya baktığımızda. Çünkü FED tutanaklarının açıklandığını gördük ve gitgide şahinleşen bir FED görmeye başladık. Burada bazı yatırım kuruluşlarının 2022 yılı için faiz beklentisini, yani faiz arttırım beklentisini 4'e çıkardığını görüyoruz. 4 faiz arttırımı artık fiyatlanmaya başlandı piyasada. Dolayısıyla bütün dünyada borsalarda bir baskı olduğuna şahit olduk. Yine Cuma günü gelen tarım dışı istihdam rakamları da bunu destekledi açıkçası. Her ne kadar istihdam rakamı beklentilerin yarısı kadar gelse de hem saatlik ücretlerdeki artış hem diğer tarafta işsizlik oranındaki son 22 ayın en düşük rakamları burada Fed'in mevcut sıkılaştırıcı politikalarına destek verir nitelikte oldu. Bu hafta yine Fed tarafından gelecek açıklamaları takip edeceğiz aslında. Hem Başkan Powell'ın hem diğer Fed başkanlarının özellikle istihdam verisine yönelik yorumları piyasalar açısından bütün dünyada önemli olacak. Veri takvimi tarafına da baktığımızda Amerika'da enflasyon rakamları haftanın en önemli verisi dışarıya baktığımızda ve dediğim gibi diğer tarafta FED başkanlarının konuşmaları takip edilecek. İçeriye dönüp baktığımızda dediğim gibi ondan önceki iki haftanın ardından yılın ilk haftasında Borsa İstanbul oldukça güçlü başladı. 2000 seviyesinin üzerine attı kendini Cuma günü itibariyle. Burada yeniden kurla birlikte bir korelasyon yakaladığını görüyoruz endeksin. Biz buna Aralık ayının ilk iki haftasında ya da Kasım ayının sonlarında görmüştük. Döviz yukarı gittikçe Borsa İstanbul'da da adımların beraberinde geldiğini görmüştük. Yine öyle bir korelasyon açıkçası geçtiğimiz hafta gördük. Hem dolar tarafında değerlenme, dolar TL'de değerlenme hem de Borsa İstanbul'da buna paralel bir değerlenme beraberinde gerçekleşti. Bu haftaya da pozitif başlangıç yapılmasını bekliyoruz. Zaten küresel endekslere de baktığımızda haftaya başlarken olumlu bir ortam var. Özellikle geçtiğimiz haftaki baskıdan sonra haftaya bir tepki alımıyla başladığını görüyoruz borsaların. İçerideki veri gündemine bakacak olursak bugün işsizlik rakamları açıklanacak Kasım ayına ilişkin. Yarın cari işlemler dengesi, Perşembe günü de sanayi üretim endeksini yakından takip ediyor olacağız. Ancak veri duyarlılığının birazcık düşük olduğunu söylemek lazım. Birazcık daha döviz kurlarına bağlı bir endeks rallisi görüyoruz. Dolayısıyla dövizde yaşanabilecek sert bir gevşeme Borsa İstanbul'a da satış getirebilir. Birazcık daha dolar TL'nin değerlenmesi ya da değer kaybı Borsa İstanbul için ana yönü tayin ediyor diyebiliriz şimdilik. Enflasyonist ortamın da tabii katkısı var. Geçtiğimiz hafta enflasyon rakamlarını da aldık. 19 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla karşı karşıyayız ve enflasyonist ortamda birçok sektöre aslında yani nominal olarak işlerin büyümesini beraberinde getirecek. Her ne kadar reel büyüme olmasa da bu da Borsa İstanbul'un iskontolu olmasını, fiyatların ucuz kalmasını destekliyor. Hem enflasyonist ortamda hem kurlardaki yukarı yönlü hareket Borsa İstanbul için bu haftada önemli olacaktır ve yükselişlere Borsa İstanbul bu hafta devam edecektir haftaya başlarken diye düşünüyoruz.
Çok teşekkür ediyorum Yunus, aktarmış olduğun bilgiler için. Evet, saat 10'da TÜİK tarafından açıklanacak olan Kasım ayına ilişkinde işsizlik oranını karşılıyor olacağız. Bir önceki ay almış olduğumuz veri işsizlik oranında %11.20 olduğunu da hatırlatalım. Viyop30'daki işlemler 0.64'lük primlenmeyle birlikte 2376 puandan da işlemden geçiyor diyerek programı burada noktalıyorum. 10-15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.